seyirciler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah 7.30 itibariyle sizlere merhaba dedik, güne merhaba dedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazeteleri sizlerle birlikte paylaştık. Ön sayfalara yansıyan Diyalog TV'nin yapmış olduğu özel haberler, sevgili Hakan Yıldırım'ın yapmış olduğu haberler sizlerle birlikte buluştu. Aramızdan ayrılanları bir kez daha anmış olduk. Ailelerine başsağlığı diliyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarını almış oldukları konuları da sizlerle paylaştık. Güney Kıbrıs'a döndük daha sonra ve güneyde yayınlanan gazetelerin gündemlerini sizlerle birlikte paylaşma fırsatı bulduk. Ve bugünün stüdyo konuğu şu dakikalarda yanımızda Sayın Barış Başerli, sosyal riskleri, sosyal hizmet uzmanı, özür diliyorum. Sosyal hizmet uzmanı Sayın Barış Başel bizlerle birlikte, kendisiyle birlikte konumuz pek tabii ki insan olacak. Ülkemizde yaşananlar olacak. Sizlerden gelen mesajları kendisine ileteceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal paylaşım sitesinden bize ulaşabilirsiniz. Gerek Twitter'dan, gerekse de Facebook'tan bizlerle buluşma şansınız elbette var. Ve yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Ardındansa İngiltere'ye döneceğiz. İngiltere'de yayınlanan gazetelerde neler var, bunları öğreneceğiz. Sayın Başel, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun benim ilk programım. Hem medya grubu olarak bu çok önemli bir şey bir toplum için. Yeni bir kanalın açılması, hizmete girmesi. Hayırlı olsun diliyorum tüm Kıbrıs Türk toplumu adına. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de bizim davetimizi kabul ettiğiniz için. Umuyorum ki çok güzel farkındalıklar özellikle sabahları senin yüzünle yine güne başlamak bir ayrıcalık diye de düşünüyorum. Ayrıca. Çok teşekkür ediyorum mütevaziliğiniz için. Efendim şimdi tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hatırlayacaksınız Sayın Talat marazi bir toplum demişti, bir benzetme yapmıştı bir dönem. Ben hala onu unutmadım açıkçası. Çok böyle mutlu bir tablomuz yok ne yazık ki. Ülkede kriminal olaylarda çeşitlilik ve artış var. Yani eskiden bizim ülkemizde biz arabalarımızı, kapılarımızı açık bırakır, yatardık vesaire. Hep bunları büyüklerimizden duyarız. Günümüzde bunu yapabilmek mümkün değil. Çocuklarımızı rahatlıkla oyun parklarına gönderir, kapılarımızın önünde bizler Mulihi'yi ayıklarken onlar oyunlarını oynardı, Mili oynardı şimdi, vesaire. Bugün bunlar da çok mümkün şimdi değil. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Tamam, bu söyledikleriniz çok güzel. Hepimiz geçmişle ilgili çok güzel yönlerimizi özlüyoruz ama burada bir samimiyetsizlik seziyorum. Özellikle yöneticiler veyahut da hani bir vizyon diye önümüze Avrupa Birliği'ni koyuyorlar, başka şeyleri koyuyorlar ama 40 yıllık sürece baktığımız zaman hani aslında adanın kuzeyine ayrılan kaynakla Akdeniz'in ortasında bir Hong Kong yaratmamız lazımdı bizim. Açalım biraz. Yani aktarılan kaynak miktarına baktığınız zaman bir toprak parçasını yeniden yapılandırıp insanların daha insani koşullarla yaşayabileceği, işte yollarının patates tarlası gibi olup üzerinde lüks arabaların gezdiği bir Orta Doğu başkenti görüntüsünün olmadığı, yeşili, doğayı koruyarak yani sürdürülebilirlik kavramı bizde. Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir eğitim hani bu kavramın çok yerleştiğini görmüyoruz. Bizde maaş ödemek, kendi yandaşına ihale vermek, işte kendi adamlarını işe almak ve her ay ayın 28'inde parayı denkleştirip maaş ödemek ülke yönetmek olarak algılanıyor. Oysa sosyal refah devleti dediğimiz olgu içerisinde her bireyin tam iyilik halini hedefler sosyal devlet. Engellisinden yaşlısına ki sadece dezavantajlı gruplar değil, sağlıklı olan hani normal yaşam döngüsüne sahip her vatandaşının da potansiyelini geliştirmekle yükümlüdür. Biz maalesef bunu işte hep dış dünyaya açılma ambargolardan şikayet ettik. Çünkü biz ekonomik ve politik şiddete maruz kalan bir toplumuz. Geçmişte Rum'la birlikteyken de buna maruz kaldık. Gerek dünya tarafından gerek diğer toplum veyahut da başka etkenler tarafından. Ama bu her şeyi Kıbrıs sorununa bağlayarak bu coğrafya üzerinde insanca yaşayacak koşulları elde edememek
çok samimi gelmiyor bana. Demek ki herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir şeylerin üzerine düşmüş ama sağlıklı bir toplum elde etmek için herhangi bir adım atılmamış. Sağlıklı toplum nedir? Sosyal hastalıkları vardır. Toplumlarda yaşarlar, bireyler gibi nefes alırlar, verirler, doğarlar, gelişirler ve eğer iyi bakmazlarsa kendilerine ölürler, yok olurlar. Şimdi bizim için de böyle bir süreç geçerli. Yani biz şöyle diyebilir miyiz Sayın Başar, yok oluşa doğru giden bir Kıbrıs Türk toplumu mu var? Bunu tabii mu, ki çünkü haklı tarafları da var. Bu kötü yönetimin sonucunda ruh sağlığı çok önemli bir politikadır toplumlarda. Yani bizim bir ruh sağlığı politikamız, koruyucu, önleyici çalışmalarımız, bununla ilgili tek bir çivi çaktığımız yoktur bu kadar geçen süreç içerisinde. Veyahut da sosyal politika dediğimiz şemsiyeyi güçlendirmek ve onun altında hepimizin mutlu yaşadığı bir toplum döngüsü yaratmak. Biz bunu bu noktada maalesef hiç ön plana çıkarmadık. Şiddeti geldik, gümbür gümbür kapıda bulduk. Hep nur topu gibi yeni sosyal sorunlarınız çıktı karşımıza. Ve bütün dünyayı tehdit eden ne varsa bir toplum olarak bizi de sosyal hastalıklar konusunda tehdit etmeye başladı. Ve biz hala daha bunlarla ilgili devletin kurumsallaşma eksikliklerini maalesef gidermiyoruz. Örneğin bir çocuk ıslah okulumuz yok ve hala daha da açma gibi bir düşüncemiz yok. Herhangi bir binayı oraya tahsis ederek bir bakanlar kuruluyla açılabilir. Suçu önleme, kriminal olaylar dediniz. Şimdi göçün sosyal etkileri vardır, ekonomik etkileri vardır. Bu her toplum için geçerlidir. Biz ne yaptık? İşte öğrenci getirdik, 300-400 sterline ev kiraladık. O zaman sorun yok ama kavga ettiklerinde gitsinler kendi ülkelerinde kavga etsinler gibi bir bakış açısıyla baktık. Oysa bunun bir öğrenciler için, kira için soygun olduğunu kimse çıkıp tartışmadı. Onlara götürülen hizmetler açısından baktığımızda. Ondan sonra 40 ekmek satarken 400 ekmek sattık. Orada sorun yok. Ama iş sosyal boyutuna geldiğinde, ki bu her toplum için geçerlidir, sosyal döngüde belli aksaklıklar olmaya başladığında biz değil kendi haklarımızı, gelen göçmenlerin haklarını bile ihlal eden bir sistem haline dönüştük. Örneğin hep veriyoruz bu örneği, vatandaş olmayan bir kadının dayak yemesi, çocuğunun rahatsızlanması durumunda sadece sivil toplum örgütlerinden hizmet alabiliyor bugün bu ülkede. Devlet sadece hizmetler mi? Çünkü vatandaş değilse sosyal yardım maaşı bağlayamazsınız o kadına. Çocuklarına bakması için şey yapamazsınız, yani sosyoekonomik destek sağlayamazsınız. O güvenli şemsiyenin bu tarafında durur vatandaş olmayan insanlar bu ülkede. Oysa bir insanı muhaceret kapısından içeriye aldığınız zaman o zaman sizinle eşit haklara sahip olur Çiğdem Hanım. Peki Sayın Başar, buyurun. Çok kısa daha ekleyeceğim buna. Şimdi bununla ilgili sizin bir göç politikanızın olması lazım. Örneğin ben bir bakıyorum hani fotoğraf olarak. Şimdi kumarhaneleri veyahut da otelleri çok eleştiririz ama baktığınızda çalışan nüfusun çok genç ve en üretken çağda olduğunu görebiliyoruz. Örneğin devlet bunu bir politika olarak belirleyebilir. Bunu ülkeler yapabiliyor. Eğer gençsen, 25 yaş ve altındaysan, işte sağlıklıysan ve evli değilsen, çünkü geldiğinde belki 3 çocukla birden benim sınıflarıma, eğitim sistemime, hani o çarkın döngüsünde bir sıkıntı yaratacak. Bununla ilgili 20 puan verdim. İstediğim belgelere kalfalık, ustalık veyahut da aşçı getireceğim ki mesela dediğim gibi o büyük oteller bunu yapıyorlar zaten. Bu politikayı kendi içlerinde uyguluyorlar. Ve çok güzel bir yaklaşım bu aslında yönetsel anlamda. 20 puan daha verdim. Evli değilsen 30. 100'e geldiğin zaman tamam al, bu senin ön iznin. Buyur gel. Ama bunu yaparken o insanları buraya getirdiğimizde hangi koşullarda yatırdığımıza da bakmak lazım. Hiç inşaatlarının yatı evlerine gittiniz mi Çiğdem Hanım? Gitmenizi öneririm ben size. Altı toprak zemin, yani yağmur yağdığında çamur demek o. Sera naylonlarıyla kaplı barakalardan bahsediyoruz. Solunum hastalıklarından tutun, böbrek iltihaplanma, çok büyük risklere açık. Bu insanların hepsinden toplumun her bireyi de sorumludur, getiren de sorumludur. Buna göz yuman devlet yetkilileri de sorumludur. Burada çok ciddi bir emek sömürüsünden bahsediyoruz. O yüzden hani kriminal olaylar dediğinizde bu şekilde insanların hakkının yendiği,
emek sömürüsünün yaşandığı, işte çalışma izni çıkaracağım diye getiriyor, çıkarmıyor o işletme veyahut da şirket. Veyahut da sigortanı yatıracağım diyor ama sigortasını yatırmıyor. Ama bununla ilgili hey sen ne yapıyorsun diye kimsenin yakasına yapışan da yok farkındaysanız. Adam gidiyor çocuğuyla, bakın çocuğun sağlık hakkı engelleniyor mu? Evet engelleniyor. Sizin sigortanız yatmıyor. İşte belli acil hizmetleri alabiliyorsunuz. E aşılar gidin dışarıdan alın. Ne demek devlet belli aşıları, koruyucu sağlık hizmetini bir çocuğa vermeyecek? Aile bunu yaptırmayacak derecede bilinçli, bilince sahip değilse, ekonomik döngüsü buna uygun değilse ve o aşıyı yaptırmazsa o çocuğun gelecekte yakalanacağı sürekli bir hastalıktan, herhangi gelişebilecek bir engel durumundan kim sorumlu olacak? Tamamen Sağlık Bakanlığı ve devlet sorumlu olacak. Ama bakın bu fotoğrafın bu yüzü çok fazla görülmüyor bizde yetkililer tarafından. Bu ülkede birçok çocuk şu anda risk altında yaşamaktadır. Okullardaki öğretmenler arıyorlar ve diyorlar ki sabahları düşüp bayılan çocuklar var Barış Bey. Kahvaltı yapmadan gidiyor okuluna. Yoksullukla mücadele bir toplumda, bakın altını çizerek söylüyorum, yoksul insanlar suç işlemeye daha yöneliktir diye bir sonuç çıkmasın bundan. Ama aç kalan bir insan mutlaka toplumdan sapan bir davranış sergileyecektir. İnsan dediğimiz varlık böyle bir varlıktır. Eğer yoksullukla mücadele edecek bir politikanız yoksa, suç oranlarınız %600 artacaktır. Bu kaçınılmazdır. Yaşamak zorundadır o insanlar. Ben suç davranışını haklı göstermek için söylemiyorum bunu. Ama aç kalırsanız çalarsınız. Bu yaşamın temel kanunudur. Yaşamak zorundasınız. Çok önemli. Birini dolandırırsınız, örnek veriyorum. Çalıştığınız iş yerinden alırsınız kasasından. Ve bununla ilgili haberlerin de çok fazla arttığını görüyoruz. Ve mesela her şeyde işte Türkiye'li mi Kıbrıslı mı ayrımı yapıyoruz. Ben bakıyorum özellikle şirketlerden alınan şeylerin çoğu hepsi vatandaşlardan bahsediyoruz. Yani bir ayrım yapamıyorsunuz o oranda. Hani sadece dışarıdan gelenlerin yaptığı bir davranıştı, suç gibi algılanıyor toplum tarafından. Hayır, bu bakış açısını da yıkalım. Yani Kıbrıslılar da çok ciddi suçlar işliyorlar. Bunu görebiliyoruz. Suçun ayrımı yoktur, milliyeti yoktur. Sağlıklı bir toplum yaratmak için koruyucu ruh sağlığı istasyonları kurmazsanız belli bölgelerinize. Çünkü bizde sağlık politikası tamamen fiziksel, anatomik sağlık üzerine kurulu. Tansiyondur, şekerdir, diyabettir. Tamam, bu da çok önemli ama ruh sağlığı politikası dediğimiz aslında işin makinası, beyninden bahsediyoruz. Birçok hastalığı tetikleyecek, sizin sağlıklı, sosyal bir varlık olarak sağlıklı bir psikolojik ve sosyal döngüye sahip olmanızı hedeflemek zorundayız. Çocuk ihmal istismarının önlenmesi koruyucu ruh sağlığı istasyonlarıyla olabilir. Ama Erenköy'deki bir insan hizmet almak için kalkıp Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gelirse burada çok büyük bir sıkıntı var. Zaten çok sıkıntı yaşayan insanlar, sorunları olan insanlar yaşamın getirdiği sorunlarla artık sorun çözme becerileri kapsamında başa çıkamayacak durumda olan insanların bu hizmetlere ulaşması mümkün değildir bizim ülkemizde. Zaten çok gönüllü gelmiyorlar bu hizmetlere. O yüzden intiharların önlenmesinden çocuk haklarının korunmasına kadar koruyucu, önleyici ruh sağlığı hizmetlerini içeren bir ruh sağlığı politikasının oluşturulması lazımdır. Özellikle ve özellikle sağlık politikasının çok önemli bir parçası haline dönüştürülmelidir bu. Şimdi boşanmaların da çok yaygın olduğunu görüyoruz Çiğdem Hanım ülkemizde. Evet. Ve özellikle çocuklarla ilgili çok ciddi sıkıntılar gözlemliyoruz. Hani bize başvuran vakalar ve işte yönlendirdiğimiz çocuk aile ve ergen psikiyatrisi uzmanı arkadaşlardan aldığımız geri dönütlerde çiftler boşanabiliyor. Çok farklı tabii ki nedenleri vardır bunun. Örneğin şöyle diyebiliriz ki beklenti düzeyleri çok yüksek yeni evliliklerde. Aslında günümüz insanının beklenti düzeyi çok yüksek. Hem karşısındakinden, hem çevresinden, hem ailesinden, hem eşinden, herkes yani bu noktada
mutluluk dediğimiz kavramı resmederken de belki bir anlamda hayal dünyamızda ya da geleceğe yönelik hedeflerimiz, amaçlarımız arasında hep kriterize edilmiş mutluluk unsurlarından bahsediyoruz aslında. Evet. O yüzden bunun da böyle olmaması lazım. İki ayrı karakter, iki ayrı birey, iki ayrı yetiştirilme tarzı, iki ayrı yaşam algılama biçimi bir araya gelecek ve bir sorun çıkmadan yaşam devam edecek. Bir mucizeden bahsediyoruz ama bireysel sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini tarafların belirlemesi ve bunun kesinlikle çocuğa yansımaması önemli. İşte çocuk babaya göstermek için tehdit aracı olarak kullanılmamalı veyahut da nene dedeye verilmeyecek bir silah gibi gösterilmemeli ya da babaya gittiğinde anne kötülenmemeli ya da oradaki aile büyükleri tarafından. Tam tersi annedeyken baba tarafı kötülenmemeli. Bu çocuklarda çok ciddi bir yıkıma neden oluyor ve çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz biz yaygın olarak. Tabii siz Sayın Başar çok önemli konulara değindiniz birlikteliğimiz başladığı andan itibaren. Mesela göç eden nüfusta bir işte bayan çocuğuyla birlikte geldiyse sağlık hizmetini bedava alamıyor dedik. Belli güvenceleri yoksa mesela bir maaş belirlenmiyor dediniz. Devlet sağlık hizmetini işte aşıydı, şuydu, buydu vesaire bunları sağlayamıyor dedik. Koruyucu ruh sağlığı istasyonlarının kurulmasını önemli vurguladınız. Ve bununla birlikte tabii boşanmış olan çiftlerin çocukları ama tüm bunları kurarken bunları yapabilmek için nasıl ki bireysel olarak bir insan işte şeyse işte aç kaldı, parası yoktu vesaire bir anlamda da işte suç bu nedenle işlendi bunu da haklı görmediğinizi belirttiniz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün 2015 bütçesi tartışılırken 4 milyar Türk lirası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç borç miktarı 4,5 milyar Türk lirası. Bakın 4 milyarlık özür diliyorum bir bütçemiz var 2015 için ama iç borçlarımız bizim 4,5 milyar Türk lirası. Yani devlet aslında kendi kendine yani bu saydıklarınızı sağlayabilmek için para gerekmez mi? Yalnız Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı Maliye Bakanlığı'nın. Yani evet. İşte şu kadar zamanda işte borç almadan bazı şeyleri yap. Keşke. Bunu zaten biz yapabilmeliydik. Düşünsenize sürekli akan bir dere var. Sürekli gelecek diye siz kendi çarkınızı çevirmek için bir sistem kuruyorsunuz. Ama bir anda pat diye kesilince çöpleri toplayamıyorsunuz. Yani bu yollarının çukurunu kapatamıyorsunuz. Belediyeler örneğinden hani isim vermek sorun değil. Batırıyorsunuz yani bir şirket gibi düşünün. Veyahut da elinizde bulundurduğunuz devlete ait şirketi, kitleri kötü yönetim sonucu yok ediyorsunuz. Bütün öz kaynaklarımızı, öz değerlerimizi batırıyorsunuz. Bunu özelleştirin bu sefer de feveran ediyorsunuz. Evet, özelleştirmede konuda tabii ki zamlar o, ama geliyor. Bakın, özelleştirmede de o örneğin kadar korkunç şeyler yaşadık ki biz geçmişte bu ülkede. İşte KTY'nin ihalesi, iki zarf tüyü, biri kayboluyor yani daha masaya çıkmadan. Hani şeffaf olan yani bir güvensizlik var ve insanlar bir yıla yakın aç kaldılar, kaldırımların üzerinde beklediler. Hani bu unutulacak bir travma değildir bu kadar küçük bir toplumda. Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanlarının maaş alamadığı dönemi ki hep çok saygı duyarım. Düşünün onların maaş alamadığı 2 ay, 3 ay ve biz bir kadın için yardım istiyoruz ve Facebook'ta görüp ilk arayan belediye çalışanlarıydı bizi. Beni çok etkilemişti o kış. Empati mi? Çünkü yok yani ama gene birinden buluyor. Bir tanıdığım var diyor şu köyden diyor sabah otobüsle gönderecek. Çanta bir bakıyorsunuz bulgurundan pirincini. Ben biliyorum ki o kendi evine belki götüremiyordu o dönem onu. Ya da soba alıyor. Ben diyor ödenince vereceğim diyor. İşte soğukta kalmasın çocuklar. Bakın böyle bir toplum modeliniz var. Ama o kadar kötü yönetiyorsunuz ki insanlar size karşı hem güvensizlik geliştiriyor. Mağdur olacağım diyor. Ben de işsiz kalacağım diyor. Çocuğum ne olacak diyor. Siz kendinizi onların yerine koyun mesela. O yüzden bu kötü yönetim sonucu zaten toplumun ruh sağlığını tartışmamıza bile gerek yok. Bir belirsizlik, sürekli ekonomik kaygılar. Ama toplumundan hiç mi sorumlu değil? Düşünsenize şimdi 13. maaşları tartışacağız. Günleri geliyor. Önümüzde seçim ne yapacağız? Ama özel sektörde çalışan, asgari ücretle çalışan
Bulgur kaynatıp yesin. Bu bir bencillik değil midir? Toplumun katmanları arasında bakıyorum ben. Ya da bir kadın sığınma evimiz yok ama milyonlarca lira müşavirlere ödüyoruz. Devlete ait yok. Bir bağımlı tedavi rehabilitasyon merkeziniz yok ama milyonlarca lira her ay işe gitmeyen müşavirlere veriyorsunuz. Huzur eviniz yok, her ay 5.700 sterlin diye yanlış hatırlamıyorsam kira ödüyorsunuz özel bir şeye. Turizm için çok güzel olabilecek bir mekanı. Tamam, çok iyi bakılıyor bakın. Sosyal hizmetlerin en iyi çalışan kurumlarından biridir Lapta Huzur Evi. Ama 5.700 sterline 3 tane kurum açarsınız aylık gideriyle, kirasıyla ve içinin dönmesiyle. Kaynakları nasıl kullandığınız önemli. Ve sosyal hizmet politikalarının ne kadar güçlü makro ve mikro düzeyde, yani geneli etkileyecek yasal düzenlemelerle daha makro bakabilirsiniz ayıracağınız kaynakla. Ama bireylerin hizmet alabileceği ya da dezavantajlı grupların, ki biz buna kurumsallaşma eksikliği diyoruz bahsettiğim kurumlarda olan örnekteki gibi, mikro düzeyde insanlara bunu ulaştıracaksınız. Hani Mesarya'nın bir köyünde hasta olan ama maaşı olmayan bir teyze kalkıp Lefkoşa'ya gelmemelidir maaş bağlatmak için kendisine. Maliyeden, sigortalardan, bilmem nereden, o yaşta insan yürüyemeyen gidip evrak almamalıdır size getirsin, masanıza da bağlayasınız maaşı. Siz gidip yerinde göreceksiniz. Size ulaşacak bir numarası olacak. Ben zor durumdayım diyecek. Bunu yapmak çok zor değil. Havaya savurduğumuz kaynakla her ay bir kurumu yerine getirsek, bakın Sayın Güliz Kaner'in bildiğim kadarıyla başkanlık ettiği, belli sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı bir yaşam evleri projesi var. Yani bir bakıyorsunuz ki bununla ilgili çivi çakmayan yetkililer aniden bir bakıyorsunuz projeyi sahiplendi, çıktı projeyi anlatıyor. Kaç yıldır sizin aklınız neredeydi? Oysa o aileler kaç yıldır bu kaygıyı yaşıyorlar. Bizler göçüp gittikten sonra ben yavrumu nereye bırakacağım? Büyük bir soru işaretidir bizim ülkemizde. Böyle bir kurumumuz yoktur. Ağır durumda bakıma ihtiyacı olan yaşlılar, bir tek Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi vardır ve bayramdan bayrama hatırlanan, yılbaşından yılbaşına hatırlanan bir kurumdur farkındaysanız. ÖZEV çok önemli bir kurum. Devlete biz bunu yapabiliriz, siz de yapabilirsiniz diye artık orada bütün güçlü kimliğiyle duran çok önemli bir vakıftır bana göre. Özel gereksinimli vatandaşlara ve bireylere hizmet verebilme açısından. Bu gibi örnekleri en azından belki devlet model alsa, devlet sivil toplumu model alsın. En azından onların yaptığı çalışmalara katkıda bulunsun. Çünkü belli ki bu kaynak kullanımı toplumun yararına değil, kendi yararlarına düşünülüyor. Yani hesaplar yapılırken, o sizin bahsettiğiniz bütçe oluşturulurken, onun içinde bir çıkarın basın çıkarsın. Ne kadarı bu yılın bütçesinde müşavirlere ayrılacak? O toplam üzerinden ben söz veriyorum size, bütçelendirerek, daireleri bularak size binaları kaç sterlinle bir binayı ya da daireyi tutup sokaktaki çocukları koyabilir. Ben size bütün kurumlar için onun kaçta kaçı yapabileceğinizi çıkarırım. Söz veriyorum. Bu çok zor değildir bir projeyi yapmak. Biz bugüne kadar işte Mete Bey'i arıyoruz, İktisat Bank yardımcı oluyor. Merit'i arıyoruz, onlar yapıyor. Şurayı arıyoruz, o yapıyor. Ne bileyim, işte duyarlı kanerleri arıyoruz, onlar yapıyor. Tekin Bey'i arıyoruz, onlar... Hani bu şekilde toplumda bu potansiyel varken yöneticilerin bu potansiyeli harekete geçirmemesi de korkunç. Çünkü sosyal hizmetleri sadece devlet kanadından da beklememek lazım. Ama siz bir adım atsanız, ben bir tuğla için 3.000 lira verdim de devlet olarak bir web sitesi oluştur. Sen de bir torba çimento. Ben 3 tuğla daha halkın ürünü olsun o yaşam evleri. Örnek veriyorum. Bizde öyle bir şey yok. O projeye yapılacak diye söz verilir. Ne olur biliyor musunuz Çiğdem Hanım? Hemen ertesi hafta Sayın Elçi'den randevu alınır. Gidin bekleyin, kapıda göreceksiniz. Orada yardım heyetine sunulur ve oradan beklenir. Onun için alınan borç dediğimiz, o hiç karşılıksız adı neyse,
onun içinden yani kendi alacağından al bunu da engelliler için kullan demedi bunca senedir hiç kimse. Dedim, dediyse ben de bilmek istiyorum. Demedim. Sayın Başar, şimdi tabii izleyicilerimizin biri özelden bana bir mesaj göndermiş. Çiğdem Hanım lütfen sorun diyor ısrarla. Soralım, toplumun değil hükümetin psikolojik profili hakkındaki yorumunu merak ediyoruz. Yani en başta da söyledim. Her ay denkleştirip yani maaş ödemek, değil, yani bu ağzıma sakız oldu ama toplumun bu konuda bilinçlenmesi lazım. Yani şu anda sosyal haklarınız var ve bu sosyal haklara sahip olmak için mücadele etmeniz lazım. Şu an evinde oturan herkese de bizi izleyen bunu lütfen aklına getirsin. Bizde sosyal bir hak olan istihdam yani asgari yaşam standardını korumak için bir iş hakkı yani çalışabilmek için uygun gelirli bir iş hakkı için bile bizde bu bizdendir bu bizden değil birinin aldığını diğeri diğerinin aldığını diğer siyasi parti durdurdu haksız işe alındı dedi ama kimse zaten ben vatandaşı olarak bu ülkenin sen bana bu hizmeti sunma bunu yapmalısın zaten yönetirken ya özel sektörü destekleyeceksin yaşayabilmem için bir iş bulacağım. Ya da devlette bir şeyler yaratarak beni oraya alacaksın. Ama bizde hep iş ülkenin gençlerinin boğazında bir ilmek gibi tutulmuştur bugüne kadar. Ekmek parası dediğimiz şey. Ondansan onun döneminde seni işe alacak. Ya da onu eleştirirsen sen en büyük düşmansın. Yanlışlarını söylemeyeceğim. Hep alkış tutacak. Onun sistemi dönsün. Artık bunun da kırılması lazım sistem içerisinde. O yüzden ben çok sağlıklı bulmuyorum. Mesela bu hani hayalde demek istemiyorum. Biz aslında bunu yapabilirdik. Vergilendirmeden tutun başka şeylere kadar. Hani Türkiye'den çok fazla kaynak almak zorunda kalmadan kendi kendimizi yönetebilmeyi. Bu kadar yıllık bir süreç geçti ama diyorsa ki hani bu durumdayken şu anda hala daha bu kadar havaya savurduğumuz maliye olarak para varken Sayın Bakan, ki geçmiş sayın bakanlara da baktığımızda hep maliye bakanlarımızın ilginç açıklamaları olur. Şimdi bonzai içme çay iç gibi bir kampanyası var. O da çok ayrı bir konu. Hani sayın bakan onu orada da beni affetsin ama şimdi bakın illaki bir şey içmek zorunda değilsiniz mutlu olmak ya da yaşayabilmek için. Sağlıklı besle bizim gençlere anlatmaya çalıştığımız bu. O zaman Maliye Bakanlığı'nın geçen gençlerden birisi tweet atmış bu haberin üzerine. Maliye Bakanlığı'nda kullanılan çay ne acaba diye. Şimdi o zaman sizi makaraya alır. Gençler bu bahsettiğim 16 yaşında. Ben çok takip ediyorum sosyal medyadan. Çok etkin olmasam da Çiğdem Hanım ama. Madde kullanımıyla ilgili özellikle alkol kullanım kültürü var şu anda. Sosyal medyada görebilirsiniz. Herkesin paylaştığı şişelerle kullandığı markanın kalitesine kadar pahalı olduğu bile bir statü göstergesi orada. Ben işte mavisini içiyorum, şu rengini içiyorum, şu kadar yıllık. İşte sigara kullanımına baktığınız zaman toplum içerisinde çok normalize edilen bir davranıştan bahsediyoruz. Maalesef marketler, bilinçli olanlar var. Bunu söylemek çok güzel. Görüyoruz veyahut da duyuyoruz ailelerden ama 18 yaşın altına sigara, alkol satan çok fazla işletme de var. Küçük marketler bile yani ne yazık evet. ki. Şimdi ruh sağlığı konusunda yönetenlerin bir harikalar diyarı var. Yani orada yaşıyorlar gibi geliyor. Her ay maaşları denkleştirip ödemek. Ama belli bir kitleye ödemek değil. Yani yoksulu var, o maaşa ulaşamayan insanlar var. Aylık kirasını ödeyemeyen, işte geçmişte çek yasaklarından bahsediyoruz. İnsanlar adı çıkma, çok küçük bir toplumda yaşıyoruz. Ondan sonra o geçti ama şu an baktığınızda benim çevremde en azından neredeyse kredi kartı borcu olmayan ve bunlar kat kat faizle İnsan yok gibi Çiğdem Hanım. Sürekli borçlandırılan bir toplumdan bahsediyoruz. Evet. Çünkü belli bir standarda ulaştığınız zaman o standardın altına inmek istemezsiniz ve o yaşam tarzının kölesi olursunuz. Sayın Başar, Metin Bey'in bir sorusu var size. Metin Maraşlı'nın bir sorusu. Sayın Barış Başel'in anlattıkları
uygulanması yönünde inancı var mı? Anlattıklarının uygulanabilirliğini sorgulamış. Şu anda sosyal hizmetler yasası var mı? Varsa uygulanmamasının sebebi nedir? Yani bakın, ilk geldiğim zaman sosyal hizmetlerle ilgili hani çok eski yasaların olduğunu zaten orada çalışan arkadaşlar da söylüyor. Ama ben demiştim ki bir broşürümüz olsun. Yani geldiğinde insanlar haklarının ne olduğunu, hani nasıl sosyal yardım maaşı bağlanır, hangi kriterlere göre bunu alabilirsiniz, hangi evraklara ihtiyaç vardır başvururken ya da burslarla ilgili olarak. Ne bu dedi, herkese kapımı açacağız dedi yöneticimizin biri. Nasıl yani, o senin vatandaşının hakkıdır. Yani yoksulsan sana sosyal yardım maaşı bağlamak zorundadır. Evet. Yani oraya bir katlamalı broşürdü koyacağınız örneğin. Veyahut da işte vatandaş olmayan çocukların yuvaya alınmasıyla ilgili risk altında olanların. Bir bakıyorsunuz ki hani yaşı 14-15 ama daha küçüklerde sorun yok. Ama 14-15 üzerine çıktığınız zaman hepsi sokakta. Oysa korunmaya muhtaç çocuk ama vatandaş değil ve alınmıyor. Çünkü devletin onları koyacak bir yetiştirme yurdu yok. Yani 12 yaş üzeri. 3 yaşındaki de aynı kurum altında, aynı dam altında yaşıyor. 16 yaşındaki de. Hani onların ayrıştırılması, farklı hizmet modellerinin geliştirilmesi lazım. Bir tek SOS var ayakta tutan aslında çocuk koruma sistemini. O olmasa tamamen sosyal hizmetler çöker. Bununla ilgili vatandaşlar aslında birçok haklara sahip. İşte sosyal yardımlar yasası var. Bunları girip internet üzerinden yasaları da okuyabilirler. Ama bunlar günümüze uyarlanmış mıdır? Maalesef uyarlanmamıştır. Küçük bir çocuğunuz var, işsiz kaldınız. Gidiyorsunuz, hani maaş istiyorsunuz, size 400-500 lira ya da eşiniz 700 veriyorsa 300'ünü devlet veriyor. Eğer eşiniz o ay size nafakanızı ödememişse o 300 lirayla siz geçinmek zorundasınız. Yani eşinizle çözün siz nafaka sorununuzu. Çünkü mahkeme kararı var. O 700'ünü ödüyorsa ben üstünü tamamlarım diyor devlet. Yani sizi ayrıldığınız eşinizin ekonomik şiddetine maruz bırakıyor ömür boyunca ya da çocuklarınız büyüyene kadar. Evet. Efendim Taşer Özlem bize bir mesaj göndermiş. Güzel dilekleriniz için önceki teşekkür ediyorum. Barış Başer çok iyi konuşuyor. Doğruları söylüyor. Sorum şudur. Sadece adi suçların değil, cinsel hastalıkların da artmasında, yeni patlama yaşanmasında yönetim zafiyetinin rolü nedir diye sormuş. Şimdi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirmek lazım. Yani bizde bulunan rakam var. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında geçiş şekline göre, ki biz yokuz yani orada. Gri noktadayız, gri renkteyiz. Bir öngörüde bulunuyorlar yani uzmanlar. Şu şekilde diyorlar. Eğer herhangi bir cinsel sağlık eğitiminiz yoksa eğitim sisteminizde, koruyucu önleyici bir projeniz, kampanyanız da yoksa, yani hiçbir farkındalık yaratmıyorsanız toplumda cinsel yolla bulaşan, özellikle AIDS konusunda, şu an bildiğiniz rakamı 600 ile çarpın diyorlar. Bildiğim kadarıyla 2013 yılında sadece 27 kadın buradan sınır dışı edildi seks işçisi olarak, ki onların yaşam hakkı konusunda ve onların da insan hakları açısından en yaygın ölüm şeklidir cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Tabii ki bir seks işçilerinden bahsediyoruz. Orada da çok ciddi bir hak ihlali var aslında onlar açısından baktığınızda. Bu sadece bizim bildiğimiz çok önemli bir noktaya değindi. Ve yarın öbür gün o insanlarla birlikte olanlar varsa, ki yıllık kondom tüketim oranımıza baktığımızda da çok düşük rakamlarda. Yani 10 bin küsurlarda, hani bu nüfus ya hiç, ki çoğu genç çok aktif bir yaşta, ya hiçbir şeyin farkında değil. Yani korunma yöntemlerinin hiçbirini bilmiyor. Veyahut da akşamlar yatıp uyuyorlar yani sadece. Sabah kalkıp işe gidiyorlar. Cinsel hayatları yok. O da mümkün değil. Şimdi onun için diyorum, ama bu öyle bir şey ki şu an çarptığı yerde mayın gibi patlayan ve bunun farkında olmadan çok fazla insan olabilir aramızda. Ve bu demektir ki 5 yıl 10 yıl içinde Allah korusun bir kaza geçirdiğinizde, ameliyatta, başka bir durumda size kan verilirken bir kuluçka süresi var.
o kuluçka süresinde taşıyıcı verdiğse siz de kaptınız demektir. 8-10 yıl AIDS'te dün Alper Bey ifade etmişti. Evet, yani şimdi bu öyle büyük bir risktir ki, yani bu uyuşturucu gibi de değil, yani bambaşka bir şeydir. Ve ben şeyde çok kötü hissettim kendimi. Bakın, çöpleri toplamıyoruz, tartışıyoruz, öğürüyoruz ve o çöplerin üstünden atlayıp eve giriyoruz, televizyonumuzu açıp yani... Veyahut da yolların halinden hepimiz şikayetçiyiz, altyapı sorunlarından su basar, yeniden yağmur yağana kadar konuşmayız. Şu MERS vakası sonrasında böyle laboratuvar gibiydi toplum, izliyorum. Hani o duyguyu nereye koyacağını bilemeyen çok fazla insan, çünkü çok kaygı bozukluğunun yaygın olduğu bir toplumda da yaşıyoruz. Şimdi çukurun üstünden geçer küfredersiniz yani yolda, çöpten atlar. Ama bir virüs yayılsaydı eğer bu toplumun içerisindeki, farkındaysanız çok bir şeyimiz yok bizim. Sürekli açıklamayla kurtarılan bir süreç yaşadık aslında orada. Yani çok ciddi yani bir profesyonel falan bir karantinadan alınmadı. Falan filan, yani hiç o gibi bir önlemlerden sanırım bahsedemiyoruz. Yani benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden yani o zaman ne olacak diye bir düşündüm. Allah korusun. Bu olabilir yani, belli dönemlerde dünyada salgın hastalıklar vardı. Biz acaba o zaman ne yapacağız? Çünkü birebir etkileneceksiniz yani bu durumdan. Ve sizin şu an mevcut sisteminizde zaten yaşlı gidiyor, ilaç bulamıyor. Dışarıdan almak zorunda. Zaten yaşlılara baktığınız zaman bu yıl içerisinde 4 tane, yanlış değilsem... Tuttuğum istatistiklerden, yanlış da yönlendirmeyeyim sizi, 70 yaş civarı yaşlının intiharıyla karşılaşıyoruz. Efendim, intiharlara geçmeden şuna bir yani dikkat bu, çekmek istiyorum. Demek ki o yaş grubunun, ki çoğu bizim eski mücahitlerimizdir bu ülke, bu toplum için, yani inanılmaz mücadelelerde bulunan, hizmetler veren insanlardır. Ama bir bakıyorsunuz ki bir öz kıyım sonucunda hani yaşamını yitiriyor. Bu aslında bir fotoğraftır bir sosyal hizmet uzmanı açısından. Hani bu grupta ne var? Bir sıkıntı var. 70 yaş grubunda. 68, 69, 70, hani o civar baktığınızda. Çoğunluğu da Girne bölgesi mesela. Ne olabilir Sayın Başkan? Yani orada bir sıkıntı var. Yani belli hizmetleri götüremiyorsunuz demek ki siz o insanlara. Mutsuzlar mı? Yalnızlık, bakın yaşlıların en büyük sıkıntısı yalnızlık ve tabii ki anlaşılamamak. Onlar için dünya çok hızlı dönüyor. Biz çok hızlıyız, trafikte çok hızlıyız. Onların refleksleri yavaşlıyor, hareketleri yavaşlıyor. Biliyorsunuz kadınlarda kemik erimesi var. Ben kadınlarımızı izliyorum. Sabahın köründe kalkıyor, o merdivenleri ikleyerek çıkıyor ya. Kadın artık kemikleri taşımıyor onu ama bütün evin işlerini yapıyor. Hala daha o sorumluluğu, çünkü ev işçiliğinin emekliliği yok biliyorsunuz. Anneliğinde emekliliği yok Çiğdem Hanım. Ve bu kadar yaşlanan bir nüfustan bahsediyoruz biz. Biz de yaşlanıyoruz farkındaysanız. Ve örneğin 20 yıl sonra bizim yaşlılara götürülecek hizmet modelimiz ne olacak? Yani biz şimdiden bunun için çalışmak durumundayız. Şu an mevcut halde olan yaşlılara götürülecek iyi hizmetler. Yani eve gidip saçını boyamak bir hizmettir. Ama onların yalnızlığını ne kadar paylaşıyorsunuz? Devlet senede bir kere, yani 52 haftanın 51 haftasında yoktur yaşlılar. O da özel restoranlar, işte oteller açar kapılarını da yaşlılar haftası tırnak içinde. Görürsünüz haberlerde yaşlıları ki iskelede, şu restoranda, bilmem nerede, şu otelde yemek yedi. Yaşlılar haftası sonrası ne oluyorlar? Ne yazık ki unutuluyorlar. Ya da seçim dönemlerine kadar. Ama gençler çocuk yuvası de intihar ediyor. Mesela geçen gün gördük. Tabii ki. Onlar ayrı. Yani ben sadece fotoğrafın bir farklı kısmını, hani dikkatimi çektiği evet. için özellikle yaşlılar konusunda. Şimdi bakın, gerek ekonomik belirsizlik, yani yönetsel Hı-hı. açıdan, işte Kıbrıs sorunu, yani kimlikle ilgili ciddi bunalımları olan bir toplumdan bahsediyoruz. Birçok konuda farklı etkenler var. Hani çok konuşulmak tercih edilmez biliyorsunuz intiharlarla ilgili. Ama farkındaysanız Mayıs, Haziran, Temmuz, hani o aylar, özellikle bu içinde bulunduğumuz aylar, Kasım, Aralık, Ocak en yaygın. Hani zaten Kuzey Yarımküre'de karşımıza çıkan artan oranlar, ama bu her toplumda olmuyor. Demek ki en tepede, yani yönetsel anlamda baktığınız zaman bunun çok farklı önlemlerle
azaltılabileceğini hiçbir toplumda önleyemezsiniz. Yani bunlar her zaman olacak. Yani intiharın bir ama, çeşit mevsimi, ayı falan yok, mı var? Yani o şekilde demek istemedim ama biliyorsunuz gün ışığından faydalanma süresi güney yarı küre, kuzey yarı küre için farklı. Hani öyle bir verilerle de karşılaşabiliyorsunuz. İşte kış ayları daha yaygın. Mesela Kuzey İskandinav ülkelerinde. İşte toplumların intihar ederken bile bireyler bir fotoğrafı vardır. Bununla ilgili kapsamlı araştırmaların yapılması lazım. Bu konuda bildiğim kadarıyla ülkemizde tek çalışmayı yapan, eğer başkası varsa da beni affetsin, Sayın Mehmet Yağlı'dır. Onun araştırmaları, çalışmaları vardır. Bu konuda bildiğim kadarıyla bir de makalesi var. Hani Kıbrıs'taki durumu araştırmış. Hiç de hiç açıcı değil sonuçlarmış aslında yıllara baktığımızda. Bu sadece bugünün sorunu değil. Ve belli dönemlerde işte toplumsal olayların çok daha ön plana çıktığı, işte anlam planı dönemi, yani o dönemlere baktığınızda çok ilginç dalgalanmaları da görebiliyorsunuz. Bir istatistik veri var mı elinizde? Şu an benim yanımda yok. Hani onu zaten Mehmet Bey'den almanız çok daha doğru olur. Hani onun istatistiğini benim vermem çok doğru olmaz. Ama ben şunu biliyorum. Ergen intihar girişimlerinde çok büyük bize başvuru var, işte kime gidelim, ne yapalım diye veyahut da aile eğitim seminerlerinin çıkışında ve özellikle kızlarda. Bu demek ki kız çocuklarını çok baskı altında yetiştiriyoruz veyahut da onlarla iletişim kurarken aileler olarak bir sıkıntı var. Yani bu çok önemli bir şeydir. Toplumda yanlış bir kanı var, işte girişim bile çok önemsenmez, şov amaçlıydı, şov yapar falan. Hayır, çok ciddiye alınması gereken bir şeydir bu ifade edildiğinde bile yakınları tarafından. Ben iyi durumda değilim ve hani yardım istiyorum mesajı veriyor olabilir karşı taraf. Ve insanlar lütfen artık günümüzde nasıl ki dişçiye gideriz, dişimiz ağrır, ruhsal veyahut da duygusal belli problemlerimiz olabilir. Yaşam hepimizin omuzlarını bastırabilir ama her zaman karşımıza yaşamımızı zorlaştıracak birilerini çıkaracaktır. Mücadele etmemiz gereken durumlar çıkacaktır karşımıza. Kırılgan olmamamız lazım. Yani yaşam büyük bir mücadeledir, bir maceradır aslında. Dünyaya, bu evrene geliyoruz ve büyük bir maceraya başlıyoruz. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir çift kamera, bir de hard diskimiz var, bir öyküyü tamamlıyoruz. Evet. Zorlandığımız dönemler mutlaka olur. Ama mutlaka bir uzmandan, hatta devletin sunduğu, var olan, çok profesyonel olmasa da hizmetlerden de başvurup faydalansınlar diye öneririm. Bu işte bende bir sorun mu vardı, işte ben sorunlu bir insanım, işte psikoloğa gidersem şöyle, bu bakış açısını artık yıkalım. Bu da yaşamın önemli bir parçası. Yaşam biçimimizde ciddi değişiklikler var zaten. Hani toplumsal kültürel değerlerimizde çok ciddi bir geçirgenlik söz konusu ve yıkıldı. Şimdi yeni bir Kıbrıs inşa etmek, yeni bir toplum mühendisliğine ihtiyaç duyan bir dönemde yaşıyoruz. Bunları belki tartışmalıyız. Ve bireysel silahlanmanın da hala daha çok kolay olduğunu düşünüyorum toplumumuzda. Av tüfeği ruhsatları verilirken psikologların bir meslek yasası yok ve herhangi bir teste tabi tutularak, belli kişilik testleridir, refleks testleridir, hani belli bir prosedürü olmalıdır ateşli bir silah almadan önce. Bireysel silahlanmanın da bu kadar kolay olmaması ve devletin bu konudan da çok daha fazla kaynak yaratmak üzere vergileri yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından herkes sahip olamasın diye. Eğer spor amaçlıysa bile o sporun parasını ödeyin. Yani arabanız olsa lastiğini eritseniz, cayırdatırken lastiklerini, gidip yenisini alırsınız. Avlanacaksanız 3-5 kuruş daha fazla vergi verebilirsiniz devletin kumbarasına. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sayın Başar ediyorum, bu güzel sohbet için. Süremizin sonuna geldik. Son sözleriniz olarak kabul ediyorum az önceki iyi dileklerinizi de. Sizi tekrar bir başka programımızda farklı, belki daha güzel, eğer bir şeyler olursa, güzel bir şeyler olsa daha projeler güzel şeyleri olacak, konuşmak projeler isteriz. Olacak. Projeler olacak. Destek verirseniz çok seviniriz. Elbette halktan farkındalık yaratmak için, onları da bu projelere katmak için burada olabiliriz diye düşünüyorum. Eminim izleyicilerimiz çok özlemiştir seni. Ben öyle geri dönüklerim. Çok teşekkür ediyorum efendim bu güzel dilekler için. Değerli izleyenler, bizden ayrılmıyorsunuz. Az sonra İngiltere'ye dönüyoruz ve bakalım Londra'da gazeteler
hangi konuları manşetlerine taşıdı? Bu konuyla ilgili gazeteci sevgili Ceren Kaynak telefon hattımızın ucunda olacak. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız.